Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınemsi dıktanlar ekranımızda bulsun. Hong Kong valisi halkara münasebet şirketlerinin teklifini ret kıldı. Hong Kong erkinlik gazetesi haberde bildirilmişçe vali Carrie Lam bayanat ilan kılıp halkara münasebet şirketlerinin hükümet Hong Kong'un itibarını kayıtıdan tikilişige yardımcı buluşu lazım degen talepni sunganlığını bırak ularga hazır vaqti emas dep cevap bergenligini aytdi. Haberde Carrie Lam teklif sunğan şirketlerinin isimleri yoki bu şirketler bilen kaçan görüşkenligi haqqida hiç qandaq ma'lumot bermegen. Carrie Lam bayanatı diyene Hong Kong'un itibarını kayıtıdan tikleş üçün birer seferberlikni başlaşqa hükümetin menbelerini işiltiş çıkımı en tüven yol bulmasızlığı mümkün. Bırak haman bir günü bunu kılışkı mecbur bulumuz diğerlerini bildiriş bilen birge, Carrie Lam kiler hepte namayışçılarını mı özçüge alğan halkının her kaysi pırkı vekilleri bilen uçuk diyalog başlaydıqallıqını, katnaş kuşularının fikirlerini erkin otturgu koyalaydıqallıqını kayıt kıldı. Tunga Müslümanlarının ündidar süpüsü takaldı. 15-ci sentabr zimistan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha Xitoy Xinandagi necha yuz yillik tarixga ega masjidni Xitoy madaniyat uslubiga o'zgartgan uchurni undidorda hambaharligan tunga musulmonlarning undidor sahifasini majburiy taqib etgan. Xabarda Xitoyning 5 yil ichida islom dinini xitoylashtirish plan doirasi ichida Xinan o'lkasi Jinjo shahridagi bir qancha masjidni tunga musulmonlarning noroziligiga qaramay majburiy Xitoy madaniyat uslubida o'zgartirib yasaganligi. Bu haqda uchur yollagan tungallarının undidari mecburi takip etilgenliki, mescidinin 40 metr igizlikteki gümbez üstüdeki hilal ayını çekip taşlap, ornığa Xitay medeniyetinin simvolu bulgan 6 kırlık ravahını yasap koygan. Məlum bolışça, Jinjudaki Şimali rayon çoğ mescidi neç yüz yıllık tarihi ege bulup, Jinjudaki külümü en çoğ mescidlerinin biri iken. Xitay dairleri 2006 yılı mezgür mescidini ölki derecelik qoğduldugan medeniyet uğruni dep nam bergen. Xitay tajovuzchilari 2017 yili islom dinini 5 yil ichida xitoylashtirish haqida qonunni ma'qullab, musulmonlarning islomiy qimmat qarashini kommunistik qimmat qarashga o'zgartirishga majburlashga buyruq tushirdi. Shuningdek, boshlab barliq islom belgilarini Xitay madaniyat belgilariga o'zgartirishga majburlab, Sharq Turkistonda 3 milliondan ortiq Sharq Turkiston xalqini sababsiz lagerga tutqun qilib, islomdan voz kechishga majburlamoqda va yuzligan masjidni chiqib vayron qildi. Ve veyran kılıçını devamlaştırmakta. Dünya Pentekniki Musabıkı Körgezmesi'ye Uyghur Perzentlerimi katlaştı. 17. sentabr İstanbul Atatürk Aerodromu'da ötküzülgen Dünya Pentekniki Musabıkısı Körgezmesi'ye Uyghur Perzentlerimi iştirak kıldı. Musabıkı Körgezmesi'ye Türkiye'nin 81 vilayetinden başka 122 devletin mahirler hem tamaşibillerden bulup, cemi 550 bin nefer kişi katlaşkan bulup, Körgezmege Hira Uyghur Başlangıç Mektep okuguçularımı katlaştırıldı. Müsabıkıya en ilgar koral yaraklar hem de yukarı pentechnikilik mahsulatlar katlaştırılan körgezmede Türkiye'nin harbi küçü ve pentechniki iktidarı eksettirildi. İnsaniyet medeniyetinin en yüksek namayendisi bolgan pentechniki mahsulatlarını öz gözü bilen körgen perzentlerimiz hayacılanan halda bunun dinkin teximi tirişip okup, kelgüsü de anı veten Şarkı Türkistan'la asaretin kutulduruş üçün barlıqını beğişlaydıqallıqını bildirişdi. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişinin 41. növetlik yığınıda Uyghurlar haqqıda müzakirler elip verildi. 16. sentabr günü Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişinin 41. növetlik yığınıda Uyghur meselesi, bulupma ceza lagerleri meselesi doğrusunda keskin müzakire elip verildi. Dünya Uyghur Kurultayı Reisi Dulkunay Sa Efendi 17. sentabr Şivisariya'nın Cenve şehirde devam kılıp atkan Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişinin 41. növetlik yığınına katnaşıp, Uyghurlar meselesi boyunca bir yürüyüş faaliyetlerini başladı. Onun eğitişçe mezkur yığın 9. sentabr günü başlanan bulup 16. sentabr günündeki yığında Xitayını kollap atkan Müslüman devletleri tenkitke uçurgan. Dulkunay Sa Efendi bu axta toxtaldı. Dulkunay Sa Efendi 17. sentabr günü Birleşken Milletler Teşkilatı'da Dünya Uyghur Kurultayı Xalqara Kişilik Hukuk Mülazimet Merkezi ve Advokatlar Cemiyeti birlikte Xitayının kanunu icra kılışı temasında yığın çağırganlığı. Yığında Dünya Uyghur Kurultayı programı müdiri Peter Erwin'nin sözlügenliğini nuqtalıq halda Şarkı Türkistan'daki ceza lagerleri meselesini anlatkanlığını bayan kıldı.
18 sentabr kuni, ya'ni bugun dunyo uyg'ur qurultoyi vakillari yana Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'tkazilgan kishilik huquq kengashining 41-chi navbatlik umumiy yig'iniga qatnashib, 190 dan ortiq davlatning vakillari qatnashgan bu yig'inda uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyatini anglatdi. Bill Gates Xi Jinping dunyoga hukmron bo'lish tushini ko'ryapti dedi. Bill Gates'ning imzosida yozilgan Dunyoni aldash Xitoy Kompartiyasining yer shariviy zo'migarligi nomli bu kitobda eng avval Xitoyning Amerikaga jumladan butun dunyoga nisbatan bir tahdidga aylanganligi ilgari surilib, bu tahdidning 1980 yildan boshlab texnik kuchayishga boshlaganligi o'xshamagan nuqtalar orqali tafsili bayon qilingan. Bill Gates'ning qayd qilishicha, u Xitoyning haqiqiy abdi basharasini ochib berish yo'lida 20 yil kurash qilgan bo'lib, bu jarayonda u izchil amerikaliklarni Xitoyning tahdididan ogohlantirib kelgan ekan. U mazkur kitobiga o'tgan 20 yil mobaynida egilgan chuqur mazmunli dokumentlar va muhim ma'lumotlarni kirgizish orqali Xitoy rejimining haqiqiy mohiyatini yoritib bergan. Xitoy rejimi 2013 yili atalmış Xitoy tushi degan bir atalg'uni paydo qilgan bo'lib, bu Xitoy davlati va hukumati ichidagi kishilarning atalmış milliy ruhi va milliy orzusini aks ettirgan bir termin bo'lib qoldi. Abdur kitobida maxsus mushohada to'xtalib, munularni bildirgan. Navbatda Xitoy raisi Xi Jinpingning hukmronligi ostidagi Xitoy tushi haqiqatan bir qo'rqinchli tushga aylandi. Xi Jinping nazarini butun dunyoga hukmron bo'lishga tikdi. U Xitoyning dunyodagi darajadan tashqari kuch bo'lishini xohlaydi. Xitoy bu tushni amalga oshirish uchun Amerikaning kuchini ojizlatish urinishida bo'ladi. Xitoy tushi g'alaba qozonalamdi. Xitoy vaziyatini yaqindan kuzatuvchi Amerika Uyg'ur birlashmasining hay'at a'zosi Jur'at Ubul Apandi bu temada fikr yurgizib, Xitoy tushiga qisqacha ta'bir bergandan keyin bu tushning mangu amalga oshmaydiganligini ta'kidlab o'tdi. Nyu-Yorkdagi Xitoy elchixonasi temada sahnalangan mazmunlar diqqat tortdi. 17 sentabr kechasida Uyg'urlar tortibotgan zulmga qarshi chiqquchi bir guruh tomonidan tashkillangan ma'nilik faoliyat diqqat tortdi. Silliq ko'rinishda Corby Johnson ismli bir faoliyatchi ayol so'z qilib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti haftasi munosabati bilan Xitoyning Sharqiy Turkistonda elib berayotgan dahshatli qirg'inchiliklarga diqqat tortishni maqsad qilib, Nyu-Yorkdagi Xitoy konsulxonasining cho'ng temaga Xitoy elib berayotgan zulmlarni fosh qilgan mazmunlardagi xatlarni chiqarganligini bildirdi. U so'zida bu norozilik harakatiga qatnashgan bu yerga kelgan hammaylarga rahmat etdi va Xitoyning kishilik huquqini dafsanda qilishiga qarshi turishning zamoni kelganligini bildirdi. Xitoy konsulxonasi temaga tushirilgan cho'ng ko'rinishli xatlarda Ay Xitoy jazo lagerlari siyosatini to'xtat. 3 milliondan ko'p inson Xitoyning jazo lagerlarida. Uyg'urlarga mustaqillik degandek xatlari cho'ng hajmda ko'rsatilgan bo'lib, yo'ldan o'tganlarning diqqatini tortdi. Afg'onistonda yig'ilish jarayonida hujum yuz berdi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ini qatnashgan yig'ilish jarayonida yuz bergan bomba hujumida 26 kishi hayotidan ayrildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Afg'oniston ichki ishlar ministrligining bayonotchisi Nasrat Rahimining bildirishicha, zo'ravon mototsiklitga o'rinlashtirib qo'ygan bombani Parvon viloyatining Jangal bog' rayonida yig'ilish uchun to'plangan ommaning atrofida portlatgan. Hujumda 22 kishi puxra bo'lib, jami 26 kishi qazo qilgan. 11 ig'ir 42 puxra yaralangan. Hujum jarayonida Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ini yig'ilish maydonida bor bo'lib, hujumdan yaralanmasdan qutulib qolgan. Hujumning javobgarligini Taliban o'z ustiga oldi. Egilnisha Afg'onistonda prezident saylimi 28 sentabr kuni o'tkazildi. Doktor Erkin Ahmad Xitoy tarafidan nishon ko'rsatilishimdagi sabab meni jimiqtirish dedi. Xitoy yaqinda 19 kishining surati tushirilgan bir uxtirish e'lon qilib, ularning chat allardagi atalmish terrorlik tashkilotlariga a'zo bo'lganligini Ularning ahvolidan xabardor bo'lgan kishilarning aloqador mas'ullarga xabar qilishi yushurganlarning oqibatining xatarlik bo'lganligi haqida xalqqa tahdid e'lon qilgan edi. Bu suratlarning ichida uzun yillar ilgari Turkiyaga o'qish uchun kelib yerlashib qolgan va hozir Turkiyada akademik xizmatini, shundaylik qonunlik siyosiy faoliyatlarini davomlashtirib kelayotgan doktor Erkin Ahmadningmi bo'lishi Xitoy tajovuzchilarining Uyg'urlarni asossiz tuhmatlar bilan qandoq bostirayotganligini yana bir qatim oshkorlab berdi. Doktor Erkin Ahmad Qirim xabar agentligining bu vaqtdagi ziyoratini qabul qilib, Xitoyning bundoq asossiz tuhmatlar orqali chat allardagi Sharqiy Turkiston xalqiga mo psixiki jihatdan besim qilishga urinmoqchi bo'lganligini, o'zining hech qanday terrorlik tashkilotiga a'zo bo'lib boqmaganligini,
Xitoyning birdan-bir rohatsizligining Xitoy elib berayotgan vahshiy ijroatlarining Turkiya va dunyoda anglatilayotganligidan ekanligini bildirdi. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston vaqfi, Isa Yusuf Altekin vaqfi va Sharq Turkiston yoshlar jamiyati qatorliq jamiyatlar Xitoyning bu asossiz safsatalariga norozilik bildirib bayonot e'lon qildi va Turkiyaning bu ishga tegishli raddiya qaytaradiganligiga ishonganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.